31 Aralık 2022'ye kadar olan vergi borçları, sigorta primi, adli ve idari cezalar için devlet bir yapılandırma sunuyor. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, esnafa borcunu ödemesi konusunda esnek davranılması gerektiği, bankalardan avantajlı kredi imkanı sağlanması durumunda esnafın devlete olan borcunu ödeyebileceğini anlattı. Bankalardan keşke devlet böyle bir avantaj sağlasa. İşte Halk Bankası, Vakıf Bank gibi, Devlet Ziraat Bankası gibi devlet bankalarının üzerinden bir avantaj sağlasa. Dese ki ben buradan paramı çekiyorum, sen işte şu kadar ayda ödeyeceksin. Yani nasıl adama ev satmaya bilmem ne diyorsan, gerçekten devlet parayı toplamak istiyorsa, eğer böyle bir şey yaparsa bu devlet bu parayı alır. Ama yine yüklü bir şekilde, çünkü vatandaş pandemi döneminde çoğu vergisini ödeyemedi. Hı hı. En azından bunu böyle yaparak, kredilendirerek, yani Halk Bankası üzerinden daha mantıklı olursa, öyle bir avantaj sağlanırsa devletin daha çabuk bu paraya ulaşabileceğine inanıyorum ben. Vergi ve borç yapılandırması üzerine görüşlerini ifade eden Atak, borcunu ödeyenlerin bu kez ben ödedim ne suçum var şeklinde serzenişte bulunduğunu kaydetti. Şimdi 2 yıl, mesela 1 yıl içerisinde 2 yıl iki kere üst üste ödeyemediğin zaman, gününü kaçırdığın zaman yapılandırma bozuluyor. Hı hı. Şimdi pandemi sürecinde önceki yapılandıranlar pandemi sürecinde hepsi ödeyemedi. Evet. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Onun için de yani bunu bir şekilde, eğer gerçekten bu iş çıkarıyorsa, odalarla görüşülmesi lazım. Esnaflarla görüşülmesi lazım. Nasıl olabileceğine, ticaret sanayi odalarından görüşülmesi lazım. Hı hı. Çünkü öyle bir şey oluyor ki, mesela bak geçenlerde ben bunu sayın vekile de aradım, söyledim. Dedim ki ya, yani adamın atıyorum 50 bin lira borcu var. İşte o 10 bin liranın üstünü mü? 50 bin liranın üstünü herhalde şeye veriyorlar. Adamın ticari aracı bağlanıyor. Evet. Yani adam, sen diyorsun ki adama öl. Ya ticari da şeyini bağlamışsın. Ekmek teknesini. Ekmek teknesini bağlamışsın. Ha şey yapmışsın yani. Hatta bununla ilgili de vekili de aradım. Vekil dedi ki yakın zamanda çıkacak dedi. İşte herhalde pazartesi günü mü Bakanlar Kurulu'ndan sonra. Evet. Kabineden sonra açıklanması yani, bekleniyor. Ya ciddi anlamda, eğer gerçekten devlet para toplamak istiyorsa, tabii kim vergisini ödemek istemez? Yani vergi ödemeyince bankada işlem yapamıyorum. Hı hı. Kredi alamıyorum. Vesaire. Yani bir sürü sıkıntıları var. Yani gittiğin zaman işte atıyorum Odu'ya bile borcun varsa, Odu'ya borcunu ödemeyince sana şey kağıdını vermiyor. Evet. Öbür taraftan borcu yoktur, alamıyorum. Zaten gibi. O borcu da onunla kapatıyorsun o zaman. Tabii. Altın yani gibi. Mesela şimdi aracını muayene ettireceksin. Muayene ettiremiyorsun. Niye? Hı-hı. Borcun var. Önce vergini öde diyor. Tabii vergini öde diyor. Yani böyle bu şekilde bir esnek davranıp da, yani hani bu da seçim yatırımı olsun. Hı-hı. Varsın, seçim yatırımı olsun yani.